Kaldır programında bu hafta yeniden Dikkalpaz'dayız. Sizin için Oasis ve Villa Carpazia'yı ziyaret ettik. Maşallah Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıllar sonra yeniden buradayız, sizinle birlikteyiz. Evet, yani yıllar önce bir çekim yapmıştık. Pandemi öncesiydi sanırım. Evet. Pandemi sonrası gene buluştuk. Evet, uzun zaman oldu aslında. Evet. Ama burası elbette her zaman için hepimizin uğrak noktası. Yılda en az bir kez, yazın mutlaka herkes Ayfilon'a, Oasis'e yolu düşüyordur. Tabii bugün burada olma sebebimiz tesisinizdeki yenilikler ve bunları izleyicilerimizle paylaşmak. Bahsedelim mi biraz? Hem odalarınızı yenilediniz, hem yeni odalar eklediniz sanırım. Aslında yeni oda eklemedik biz. Mevcut olan odalarımızı iç değişiklik yaptık yani odalarımızda. Daha önceki odalarımız konfor bakımında bayağı bir sıkıntılıydı. Metrekare, iç metrekare olarak yani bayağı bir sıkıntılıydı. Ama biz binanın içinden değişiklik yaparak mimardan bir görüş alarak yani bir projesini yaptık ve iç tadilat yaptık ve odalarımızı daha güzel kullanılır bir hale getirdik. Müşterilerimiz açısından da daha iyi bir konfor oldu. Her gelen çok daha iyi oldu, çok daha güzel, hem konforlu hem güzel. Sanıyorum birazcık odalar büyüdü de, yani balkondan odaları alıp evet, odaları da evet, büyüttünüz. Evet. Ön tarafta biraz gereksiz çok geniş bir balkon vardı. Daha önce müşteriler geçerken odaların önünden geçerdi. Bu da odada kalan müşteriyi rahatsız ederdi. Doğru. Bu sefer biz hem odayı büyütmek için hem o çirkin görüntüyü önlemek için odayı biraz balkona aldık. Hem odamızın içi genişledi hem her odanın ayrı kendine has balkonu olmuş oldu. Doğru, böylece arka taraftan giriş yapılıyor evet, artık evet. Odalara ve herkes kendi özel balkonuna çıkıp evet. Orada zaman geçirebiliyor. Evet, evet. Peki konaklama sayısında bir şey değişmedi. O zaman kaç kişi konaklayabiliyor burada yine? Şu anda toplamda 8 odamız var. Günübirlik gelenler için de bir uğrak noktası her zaman. Evet. Burada restorantımız var. Evet, restorantımız biz pandemi süresince işte bir kapanma
şeyi oldu, süreci oldu. Onun dışında restoranımız her zaman açıktı pandemi sürecinin dışında. Bu pandemide biliyorsunuz bütün ülkeye, esasında sadece bizim ülkeye değil, bütün dünyaya büyük bir kriz yarattı. Tabii. Bu da bizim ülkeye de, tabii haline bize de yansıdı. Ama biz gene buna rağmen çok şükür ayakta durmaya çalıştık. Evet. Çok şükür ayaktayız. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, bu zamanı birazcık gelişmek için, yenilenmek için böylece kullanılmış oldu. Evet. Şimdi de artık pandemi bittiği için herkes tatil yapmaya, yurt dışına çıkmaya çok hevesli. Evet. Dolayısıyla herhalde dolu dolu bir yaz geçecek burada. İnşallah bize beklentimiz o yöndedir. Ama gidişat pek onu göstermiyor. Bizim yerli turistten daha çok dıştan gelecek olan turiste ihtiyacımız vardır. Evet. Ve buna yönelik reklamlarımızı, buna yönelik teşviklerimizi, şeylerimizi arttırmamız gerekiyor. Yani bakanlık olarak, ülke olarak yani ki yurt dışından ülkemize daha yani sıcak para gelsin, daha döviz gelsin, ekonomiyi çevirme açısından buna büyük ihtiyacımız vardır yani şu anda. Evet, yine oda kahvaltı olarak herhalde burada konaklamalar eskisi gibi. Evet. O da gene de aynı şey devam ediyoruz. O da kahvaltı yapıyoruz. Bunun nedeni de bazı müşterilerimiz soruyor işte öğlen akşam yemeği yok mu içerisinde? Biz bunu yapmıyoruz. Hiçbir zaman yapmadık. Evet. Nedeni de şudur. Müşterimizi rahat bırakmak istiyoruz. Mecbur kılmak istemiyoruz. Yani o da kahvaltı, akşam yemeği, öğlen yemeği içine koyduğunda adam mecbur kalıyor. Yani senin yani öğlen yemeğini gelsin alsın veya akşam yemeğini gelsin alsın. Bir de yani tesis istediği yemeği sunar yani şeye, müşteriye. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Serbest bırakıyoruz. Menümüz açıktır orada. Gelip müşterimiz menüden seçip siparişini veriyor. Kimisi akşamları mesela hafif yemek istiyor. Doğru. Salatayla geçiştirmek istiyor. Yani bu açıdan biz hiçbir zaman şeyi koymadık. Elbette. Veya sadece civardaki, yatak kahvaltıyı koyduk. Yani. Evet, veya civardaki farklı yerlere de gidebilme alternatifi aynen, sunuyorsunuz aynen aslında evet. Bir ama klimalar akşamları odalarda çalışıyor herhalde. Evet, o büyük bir sıkıntı çekiyoruz yani o evet. Şeyden. Çünkü elektriğin olmayışı, bir turistik tesiste elektriğin olmayışı çok büyük bir eksikliktir. Biz bu eksikliği nasıl gidermeye çalışıyoruz? Güneş panelleri kurduk. Şebekemiz burada olmadığından dolayı batarya sistemi kurmak zorunda kaldık. Depolama sistemi yani. Evet. O da sürdürülebilir bir sistem değildir. Nedeni akülerin ömrü çok azdır. Evet. Bu akülerin fiyatları çok yüksektir. 4 senede bir bu aküleri yenilemeniz gerekiyor. O 4 sene zarfında kullanmış olduğunuz aküler çöp oluyor. Tekrar yeni akü almak zorundasınız. Bu da yani gene de işletmenin üçte birini karşılıyor şu anda kurmuş olduğumuz sistem. Biliyorsunuz pandemi geçirdik, onu da tam kapasite şey yapamıyoruz. Jeneratör devreye koymaya başladık. Yani şimdi iki tane jeneratör devrededir.
jeneratör de, biliyorsunuz son zamanlarda akaryakıt şeyleri ne kadar fiyatları ne kadar yükseldi. Günlük 2000 TL gibi bir gider yani jeneratörlerin. Bu sadece bu akaryakıt gideri değil, jeneratörün kendi servis masrafları vardır. Bir de jeneratör en fazla 2 sene dayanıyor size. Çünkü harılarla çalışan bir jeneratör şeyde. Örneğin geçen hafta bir tanesi yandı. Tabii. Bir jeneratör 180 bin TL. Bu pandemide, bu şeyde yani kazanmış olduğunuz bütün parayı yani yakıtla şeye veriyor, enerjiye veriyoruz ki müşterimizi enerjisiz, şeysiz bırakmayalım ama maalesef elden gelen bir şey yok. Bakanlığa da müracaat ettik, elektrik çekilsin diye, şey çekilsin diye buraya. Örneğin mesela burada bir kültürel miras var mesela şeyde. Evet. Bunun aydınlatması çok önemlidir. Bunun korunması çok önemlidir. Mesela kamera sistemiyle, şeyle bir korunma altına alınması gerekir. 30 senedir bir turistik tesis var burada. Bu 30 senelik bu turistik tesisin, Turizm Bakanlığı'nda tescilli bir tesis ama elektriği yoktur. Bakanlığın birinci şartı, siz yani bu hizmeti veriyorsunuz burada ama nasıl veriyorsunuz? Onu sorgulaması lazım. Bu konuda bize katkı koyması lazım. En azından elektriğin çekilme noktasında. Mutlaka. Ya buraya ziyarete gelenler, konaklamaya gelenler hiçbir konfordan eksik kalmıyorlar ama siz bunun için de büyük bedeller ödüyorsunuz. Aynen. Tabii. Örneğin mesela bugün İki tane odanız var. Evet. İki tane odanızı siz müşteriye sunduğunuzda yani bizde 60 eurodur yani şey fiyatı. İki kişi konaklamalı 60 eurodur. Yani 1000 lira civarındadır şey. 2000 lira zaten ben şeye veriyorum. Evet, mecbursunuz iki oda bile olsa onlar çalışmak durumunda. Aynen. Tabii. İki oda da olsa, bir oda da olsa ki yani bu geçtiğimiz aylarda hiç olmadığı günlerde oldu. Yani müşterimizin olmadığı günlerde oldu. İki odayla, bir odayla geçiştirdiğimiz yani günlerimiz çok oldu. Ama biz gene bu enerjiyi 7-24 saat sağlamak zorundayız müşterilerimize. Zararını çekerek yani bu hizmeti sunuyoruz. Farklı projeleriniz var mı? Onu da sormak istiyorum. Var aslında. Dip Karpaz'ın içerisinde Villa Karparis diye bilinen butik oteli biz tesisimize katmış bulunuyoruz şu anda. Yani kira usulü yani orayı da kira usulü. Çünkü yaz aylarında kapasite problemi yaşadığımızdan dolayı orayı da kiraladık. Yani en azından yani orası yani kapalı bir şeyden çıktı. Şu anda işleyecek bir tesis durumuna getirdik. Allah'ın izniyle orası da çalışacak. Köyümüze, köylümüze, ülkemize bir katkı sağlayacak. Çok güzel. İsmini değiştirdiniz. Kendi isminizi mi verdiniz yoksa orijinal orijinal ismini Aydoğan Bey orayı kurarken Villa Karparis olarak isim koydu. Biz aynı şekilde aynı isim adı altında ama Oasis işletmesi olarak işletiyoruz. Yani Oasis'in sorumluluğunda şu anda çalışıyor. Peki onda, orada kaç oda var acaba? Orada 6 odamız var. 6 odamız var. Orası da aynı yatak kahvaltı şeklinde çalışıyoruz. Evet. Dileyen müşterilerimiz mesela orada konaklayıp
gelip burada deniz kenarında kahvaltı almak isteyen müşterilerimize o imkanı da sunuyoruz. Dileyen orada köyde köy kahvaltısını alıyor. Dileyen gelip burada deniz kenarından aynı şekilde kahvaltısını alabiliyor. Tabii ya da birkaç gün konaklayıp böyle farklı alternatifleri değerlendirebilirler. Evet evet. Mesela iki gün burada, bir gün orada veya iki gün orada, üç gün burada. Bu şekilde farklı mekanları da tadabilirler. Çok güzel, çok güzel düşünmüşsünüz. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum bizi bugün burada ağırladığınız için. Esas biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz Dip Karpaz'a, Berete ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün Dip Karpaz turizmcileri adına ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Dip Karpaz'ı tanıtımından büyük katkı sağlıyorsunuz. Onun için bu da turizmde çok önemlidir biliyorsunuz tanıtım. Teşekkürlerimizi sunuyoruz size. Biz teşekkür ediyoruz. Burada olmak her zaman büyük bir keyiftir. Sağ olun, teşekkürler. Her zaman bekleriz.